Tabii, bahsedelim tabii. mi? Hilmi Bey'in yaptığı çalışmaları, grafikleri de getirebiliriz arkadaşlar buradaki ekranımıza. Sırasıyla getirin, getirdikçe biz değerlendirelim. Yani şöyle, düşünün ki size ait bir apartman daireniz var. Alevi kökenli birine kiraya verir misiniz? Burada işte farklı yaşamlara karşı mesafesini Hı-hı. görebiliyorsunuz. Biz bunu kendisini Sünni, dindar olanlara yönelttiğimiz bir soru. Yani dolayısıyla mesela Alevilik konusunda ne düşünüyorlar insanlar? Bu insanlar dindarlar, Sünni olarak kendilerini görüyorlar ama Alevi mesela ilginç bir şey. Apartman daireniz var, kiraya verir misiniz diyen, evet diyenlerin oranı %68.5. Biz bunu TEPAV'da yapmıştık. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'nda 2020 Ocak ayında bitti bu araştırma. 7200 kişiyle yüz yüze görüşerek, o zaman korona yoktu. %17,5'i hayır. Hayır diyor. Bu çok yüksek geliyor yine de. Ama toplum açısından düşünürseniz, evet. yani toplumun bu konudaki uzunca yaşadığı travmaları falan da düşünürseniz, bölgesel yaşanan sıkıntıları da düşünürseniz bir zamanlar, bu çok bence çok yüksek bir rakam değil. Tolere edilecek bir rakam bu. Bir başka şey, şirket kurursanız 53 diyor. Şimdi evlenme konusunda mesela gelin veya damat ister misiniz? Alevi bir damat ister misiniz dediğimiz zaman %47 evet çıkıyor toplumda. %32.4 ki en hassas olunan konudur biliyorsunuz. Evlenme konusu. Komşu, iş arkadaşı istersiniz de evde farklılığı, sizden farklı düşünen birisini ister misiniz dediğiniz zaman bu tamamen komşudan rahatsızlık düşün dediğiniz duyar mısınız diyoruz mesela. %71.7 hayır diyor. Burada daha da azalıyor. Bir diğerine geçelim. Diğer grafik, evet geldi. Göçmenlerle, Suriyelilerle ilgili burada da sorular. Değil tabii, mi Hilmi Bey? Tabii. Bu Suriyelilerle ilgili şimdi ilginç bir şey. Bakın biz de Türkiye'de Alevi konusunda toplum bu kadar farklılaşmak... Peki kendi... hocam Alevi konusunda bir şey sorabilir miyim tabii. burada size? Peki bunu bir Alevi'ye sorsanız ne cevap veriyor? Onu da var. Onu da sormuştuk ama herhalde grafiklerde getirmedik. Biz ikisini de sorduk. Peki orada durum orada nasıl? Da hemen hemen aynı çıkıyor. Yani onlar da biraz önce Sünnilerin gösterdiği toleransiyonu onlar da gösteriyorlar. Aynı hatta, şekilde. Tabii tabii. Yani orada da çok büyük bir kutuplaşmayla karşılaşmıyoruz biz. Sadece bir orada da aynı şey. Evlilik konusunda biraz şeyler, tutucular... Ama onun dışında komşuluk, iş ortaklığı konusunda... Oranlar hangisinde daha yüksek oran? Yani hoşgörü çok, oranı daha ne kadar yüksek? Birbirine, Alevilerde biraz daha hoşgörü oranı yüksek çıkıyor. Evet. Yani, dolayısıyla orada biraz daha yukarıda diyebilirim. Anladım. Şimdi Suriyeliler konusunda Türkiye'de çok ciddi bir sıkıntımız var. Suriyelilerle gerçekten bir arada bulunmak istemiyor toplumun önemli bir kesimi. Bu büyük bir sorun bizim açımızdan, aşılması gereken de bir sorun. Çünkü sonuçta 3,5-5 milyona yakın bir göç almışız. Dolayısıyla bu konuda toplumun her kesiminde, bu da çok ilginç. Bakın bu bir kesime ait değil ön yargıları. Göçmen konusundaki ön yargılar Türkiye'de siyaseten bir kesime ya da toplumsal bir kesime ait değil. Toplumun geleneğine ait bir şey. Daha homojen yayılmış tabii, bir... Tabii yayılmış bir ön yargı var Suriyeliler konusunda. Tabii bunun da biz koronadan sonra yapmadık. Koronadan sonra yaparsanız muhtemelen farklı çıkacaktır. Onu da söyleyelim. Çünkü Türkiye'de ekonomik kriz arttıkça Suriyelilere karşı ön yargı daha da artıyor. Çünkü insanlar işini kaybediyorlar. Ekonomik olarak sıkıntıya yaşıyorlar ve bunun faturasını ister istemez Suriye'ye kesiyorlar. Suriye kökenli bir komşudan rahatsızlık duyar mısınız sorusuna %42,9'u evet demiş, %49,4 hayır demiş. Bir apartman daireniz var, Suriyeli kökenli birine kiraya verir misiniz? 57,6 hayır diyor. Hayır diyor. Çocuğunuzun Suriye kökenli biriyle aynı sınıfta eğitim almasından düşünün. Rahatsız olur musunuz? Rahatsız olur musunuz? %58,2 hayır diyor. %31 evet demiş. Ya %31'e evet diyor. Yani 3 tabii, kişiden, bu da, üç kişiden biri tabii, aynı yani sınıfta da, bile olmasın. Büyük bir sorun yani göçmen sorunu Türkiye'nin en önemli sorunlarından birisi halinde gelmiş gözüküyor. Çocuğunuz evlenecek olsa Suriye kökenli damat veya gelini kabul eder misiniz? %66,4 hayır diyor. Sadece %23 kabul etmiş. Düşünün ki bir şirket kuracaksınız. Suriye kökenli biriyle ortak olur musunuz? %66,3'ü
bu soruya insanların hayır diyor. Cevabı vermiş. Bir sonrakine de gidelim. Biraz daha hızlı hızlı ilerleyelim. Birazdan da bu arada bir canlı bağlantı da yapacağız bugün biliyorsunuz. Bunu da konuşuruz. Binlerce kişiyi dolandırmıştı Mehmet Aydın. Yakalandı, Türkiye'ye geldi. Birazdan da Türkiye'ye inmesi bekleniyor. Türkiye geliyor yolda. Onunla ilgili bir bağlantı yapacağız. Burada ne soruyorsunuz? Şimdi burada, burada önemli bir şey. Türkiye'de de çok konuştuğumuz ve tartıştığımız temel konulardan bir tanesi bu. Farklı yaşam tarzlarına olan müdahale. Mesela bu hani başörtülü kızın diyelim ki parkta oturan bir kızın birkaç hafta önceki Nişantaşı'nda saldırıya uğramıştı. Birkaç gün önce şortlu bir kızımız saldırıya uğramıştı. Şimdi mesela bunun toplumdaki karşılığı ne? Gerçekten bunlar marjinal gruplar tarafından sergilenen tavırlar mı? Yoksa toplumun büyük kesimi tarafından gerçekten bu konuda bir kutuplaşma mı var? Hı hı. Mesela bunu gösteren önemli şeylerden bir tanesi. Biz mesela insanlara böyle yukarıdan aşağı hızlı bir şekilde en yumuşaktan en sertine göre sorular yöneltiyoruz. Yani mesela İslam'ın emirlerini yerine getirmeyen Müslümanlara öğüt veririm. Bunu onaylıyor musunuz? Katılıyorum diyenler ve katılmıyorum diyenler. Şimdi en doğru yaşam benim tarzımdır, mezhebim, düşüncenim diyor. Bakın burası çok önemli bir şey bence. Katılıyorum diyor %50. Yani bu şunu gösteriyor, muhafazakar. Hı hı. Muhafazakar, işte dediğimiz bu. İnançlarına ve geleneklerine karşı tutucu. Hı hı. Burada bir şeyimiz var. Ama en sonuna bakın, bizim açımızdan önemli olan bu. Elimde imkan olsaydı dinin emirlerini yerine getirmeyen Müslümanlara zorla dinin emirlerini uygulatırdım. Yani başka yaşam tarzlarına ve başka inançlara karşı kendi inancım adına şiddet uygulardım demek bu. Bunun anlamı bu. Buna katılıyorum diyen %8.4. Toplumun %82.2'si buna katılmıyorum diyor. Yani farklı yaşam tarzlarına müdahaleye bir yerde katılmıyor toplum. Şunları da okuyayım, ilgi çekici. İslam'ı yaşamak için bazı kanunları ihlal edebilirim. %19, 5 kişiden biri katılıyorum diyor. 66,3'ü katılmıyorum diyor. Altındaki elimde imkan olsaydı hırsızlık yapanın elinin kesilmesini isterdim. %12,4 evet demiş. Evet diyor. Katılmış. %76,9'u da katılmadım diyor. Burada yalnız şunu unutmayalım. Hani şeriatın kestiği parmak acımaz diye toplumsal bir kabulümüz var. Biraz önce ilk başta konuşurken de adalet gibi bir sorunumuz var. Ya işte şeriat bu adalet sorununun yerine boşluğunu doldurur diyen toplumsal bir kabulle karşı karşıyayız. Bu biraz da onun etkisi. Yani evet. Bunu da dikkat etmek lazım. Ama bizim açımızdan en önemli olan şu. İnancım için bir başkasına zor kullanır mıydım sorusunun cevabı benim açımdan çok daha önemli. Biraz önce dediğime geliyorum. Muhafazakarız, dindarız, tamam. Geleneklerimize bağlıyız, bu da tamam. Ama başka yaşamlara zorla müdahale konusunda toplumun büyük bir kesiminin hassasiyet içinde olduğunu görüyoruz. Şimdi sizin